Herkese selamun aleyküm dostlarım. Herkese bol bereketli, hayırlı üretimler diliyorum dostlarım. Gördüğünüz gibi yağlama olan kuşlarım şu an dışarıda. Dostlarım bugün Jumbo ve Rainbow Kantarcan kuşumu eşlerine atacağım tekrar. Şurada gördüğünüz 4 aylık Jumbo yavrum. Jumbo erkeğimiz de orada arkadaşlar. Yine ayırmıştık. Yavrular yeme düşme riskleri olduğu için. Çiftleşme olmasın diye. Çünkü erkeğimiz maşallah hem büyük hem baskın. Dişimiz burada. Dişimiz arkadaşlar bayağı bir zayıfladı. Yavru döneminde öyle oluyor. Burada acemi birliğinde son 2 tane jumbo yavrum var. İnşallah bunlar da yakın zamanda yeme düşecektir. Gördüğünüz gibi maşallah demeyi lütfen unutmayın. Hepsi baba gibi oldu maşallah. Renkler de arkadaşlar önceki kuluçkada ne verdiyse aynı renklerden verdi yine. Dişimiz gördüğünüz gibi bayağı bir zayıfladı, yani jumbo demeye bin şahit desem yeridir. Ama yavrular kesinlikle jumbodur arkadaşlar. Sadece vasıf olarak dişimiz biraz düşüyor. Tek başına baktığı için erkek biraz bakmıyor. Şurada jumbomuzu hemen yakalayalım ve yanına atalım arkadaşlar. Çiftleşecek mi bakalım. Bu arada bayağı hızlı yakaladım. Kapısını da kapatalım. Yeme düşmeye yakınlaşınca arkadaşlar her zaman yavruları almayı ben tercih ediyorum. Çünkü son günlerde özellikle yavru öldürme durumları olabiliyor. Belli olmuyor sonuçta bunlar hayvan. Umarım çiftleşir diyeceğim de şu an pek sanmıyorum. Görelim. Öyle kur yapıyor sadece az çok. Galiba bunlar çiftleşmeyecek dostlar. Şu an biraz el fenerini açmazsam görünmeyecek. Açsam bir dert, açmasam bir dert. El fenerini ben kapatayım en iyisi. Daha iyi olacak. Şu an el fenerini kapattım. Ama yine de sanmıyorum. Biraz rahatsız oldular şu an. Diş saldırdı biraz. Görelim bakalım arkadaşlar. Yok, bunlar çiftleşmez. Neyse, diğer çiftimize geçeyim arkadaşlar hemen. Hemen diğer çiftime geçeyim çünkü bunlar şu an çiftleşmeye niyeti yok ama her türlü çiftleşir. Diğer çiftim arkadaşlar Rainbow taşıyıcı var altta. Görmüş olduğunuz gibi yavrularını göstereyim önce isterseniz. Yeme düşen mesela yavru Rainbow taşıyıcı. Resesif ve Rainbow'dan geliyorlar. Baba resesif. Yavru gördüğünüz gibi dışarıda yavruya bakmamış arkadaşlar. Tüyleri de gördüğünüz gibi kalkık kalkık. Hemen kapatalım. Resesif son 2 yavrum kaldı. Ya arkadaşlar normal 6 tane yavruya baktı. 6 tane yavrum da epey bir para tutuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önemli olan burada bu yavruları nereye koymalıyım, nereye koyacağım. Şu an zaten yuvalık da yeterince kendi yavruları olduğu için 8'er tane. Bundan fazla da olacak. Gördüğünüz gibi asla tüyleri daha tam çıkmayanı şu sol taraftakine koyuyorum. Diğerini de tüylü olanlara koyuyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Yavrularım şu an sahiplendirildi. Maraş hayırlı olsun dostlar. Kaliteli üretim. Şimdi dişimiz burada arkadaşlar. Rainbow taşıyıcı gördüğünüz gibi yavruları alınca biraz çıldırdı. Yavrulara bakmadan ama yapacak bir şey bunu. Bu 4 aylık olan arkadaşlar. Yavrular sürekli aynı veriyor benim kuşlar, anlamadım nedense. Bu da gördüğünüz gibi babamız. Bu babayı yakalama tabi biraz zor olacağı için videoyu durdururum. Videoyu durduracağım. Babamızı yakaladık dostlar. Şu an atalım. Bakalım bir çiftleşme gerçekleşecek mi? Dostlar şunu da belirtmek istiyorum. Çiftleşme gerçekleşmese bile yarın veya öbür gün gerçekleşecektir. Şu an zaten bu videoyu paylaştıysam, çiftleşme videosu varsa daha sonra onun çiftleşme videosudur dostlar. Çünkü hemen attığım zaman çiftleşmek zorunda değil. Evet, şimdilik hala tık yok. Ama umarım çiftleşir. Ben hemen koyduğum yavruları bir göstermek istiyorum dostlar. 10 dakika oldu. Şöyle açık bir balıklar bakalım. Evet, dişimiz içeride arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu sağdaki resesif yavruyu koyduk. Üst kata bakalım. Üst katta nerede ya bu yavru? Sağ tarafta yine.
Sesi bu bayağı bir etkilendi arkadaşlar. El beslemeyle bu şekilde bir yavru büyümez. Bilginiz olsun. Büyüse bile çok zordur. Bunlar da galiba bir tık yok. Sabah falan çiftleşebilir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sabah oldu. Hayvan çiftleşiyor şu anda. Maşallah demeyi lütfen unutmayalım dostlar. Maşallah maşallah. Biraz yakınlaştım. Biraz çekindi. Ama bu erkek sanmıyorum çekileceğini, tekrar çıkacak. Şu an az geriye çekileyim ben iyisi. Çıkacak, çıkacak arkadaşlar. Benden biraz çekindiler gördüğünüz gibi. Ve çıktı. Gene arkadaşlar bu resesif ve rainbow taşıyıcıların yavrularını da sattım, bilginiz olsun. Maraş'tan bir abim, hayırlı olsun. Kısmet arkadaşlar bu işler, yavru soran çok oluyor ama dediğim gibi ben üretici olduğum için üreticilere vermeyi tercih ediyorum. Pet shop'a falan kuş vermiyorum, bilginiz olsun. Benim videom arkadaşlar buraya kadar, lütfen videoyu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol bereketli üretimler diliyorum şimdiden. Allah herkesin işini rast getirsin.